Evet kardeşlerim artışık sayılar konusunu bitirdik. Hocacığım yeni konumuzun adı ne? Adı sayı basamakları. Canların matematiğin en önemli konularından bir tanesi sayı basamaklarıdır. Ve bundan banko bir soru gelir. Bazen iki soru geldiği de oluyor mu hocam diyecek olursanız oluyor. O yüzden bu konuyu izlemeden önce bu konuya bir çentik atınız. Şimdi kardeşler, konuda bilmemiz gereken şeyleri önce isterseniz başta bir konuşalım. Mesela buradaki A, B, C, D dört basamaklı bir sayı mı? Evet hocam. Peki buradaki D hangi basamak? Birler. Bu, onlar, bu, yüzler, bu, binler basamağı. Şimdi canlarım, bunun çözümlemesi yapılırken, buradaki A binler basamağında olduğu için toplam bin tane A diye açılır. Artı, B yüzler basamağında olduğu için yüz tane B diye açılır. Artı, C onlar basamağında olduğu için 10 adet C artı D birler basamağında olduğu için bir tane D diye açılır. Peki. Git ses. Sence bu 4 basamaklı sayıda A 0 olabilir mi? Hayır. Neden? Çünkü bu sefer 3 basamaklı sayı olur. Aynen! çünkü 4 basamaklı bir sayı 0'la başlayamaz canlarım. O yüzden A'ya 0 veremezsiniz. Peki bir soruda A'yı 4 buldum, B'yi 2 buldum, C'yi 5 buldum, D'yi 123 buldum. Sıkıntı var mı hiç ses? Var öğretmenim. Sıkıntı büyük değil mi? Çünkü burası o zaman altı basamaklı oluyor. O zaman biz burada şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Buradaki A da B de C de D de birer rakam olmak zorunda. Peki biz temel kavramlarda işlemiştik. Rakam nerede başlayıp nerede bitiyordu? Sıfırdan başlayıp dokuzda bitiyordu. Aynen. Telefon numarası o... demiştik öğretmenim. Aynen aferin sana bak ne güzel dağıtırıyor iki gözümün çiçeği. Ya bunların hepsinin birer tek haneli ifade olması gerekiyor canlarım. Peki hocam çözümleme yapılırken burada kaç tane A var? 100 tane A var. Artı kaç tane A var? 10 tane A var. Artı kaç tane A var? 1 tane A var deyip bunu uzun uzun toplayıp 111 mi bulalım? Yoksa canlarım zaten bunun böyle yapıldığını bildiğimiz için üstünden mi çözelim? Bence üstünden çözelim. Hocam kaça? 100. Kaça? 10. Kaça? 1. Topla 111 adet A var burada hocam. Devam edelim. Şu kaça? Yüzler basamağında olduğu için 100 A. Şu kaça? Birler basamağında olduğu için 1 A. Toplarsam hocam 101 adet A burada var. Artı. Buradaki B onlar basamağında olduğu için hocam 10 tane de B var deyip direkt bunu açabiliyoruz. En alttakine geldiğimiz zaman ise birler onlar yüzler binler. O zaman kaça? Bin. Kaça? Yüz. Valla topladım 1100 adet A var. Artı kaç B 10, kaç B 1. Valla hocam bunu da toplarsam 11 adet B mi yapıyor? Evet. Yani çözümlemede kardeşler bunları uzun uzun açık açık yazmanıza gerek yok. Direkt üstünden de toplayıp çıkarta biliyorsunuz. Pratik yapmaya devam edelim. Kaç A 10, kaç A 1. Toplarsam 11 adet A var. Kaç B 1, kaç B 10. Toplarsam 11 adette b mi var hocam? Evet. Peki arkadaşlar biz burayı istersek ikisinde de 11 ortak çarpanı olduğu için 11 parantezinde birinciden a gelir artı ikinciden b gelir olarak yazabilir miyiz? Tabii ki de yazabiliriz. Peki. Kaç a? 10. Kaç a? 1. Ne yap diyor? Çıkar. E sen şimdi 10 a'dan 1 a çıkartırsan ne kalır? 9 adet daha kalır. Peki kaç b? 1. Kaç b? 10. 1 B'den 10 B çıkartırsam eksi 9 adet B kalır. Bunlar da tabii ki de gene kendi içerisinde 9 parantezine alınırsa bundan A gelir, bundan da B gelir. Yani hocam biz bunu 9 parantezinde A eksi B olarak yazabiliyoruz. O zaman devam ki kaç A? 100. Kaç A? 1. Çıkarttım 99 adet A var. Kaç B? 10. Kaç B? 10. 10 B'den 10 B çıkarsa ne kalır? 0. Yani B'ler ortadan kayboldu. Devam ediyoruz. Kaç C? 1. Kaç C? 100. 1 C'den 100 C çıkartırsam eksi 99 adet C olur. Ve bunu 99 parantezinde birinciden A gelir eksi, ikinciden C gelir olarak da direkt parantezde yazabiliyoruz. Şimdi hocam biz bunları evet çözümlemeyi gördük. Peki çözümledikten sonra ne yapıyoruz? 10 a artı b 24 ise a ve b'yi bulunuz demiş. Bakın canlar çözümleme yaptıktan sonra karşınıza eğer rakamsal eşitlikli bir denklem çıkarsa orada a ve b veya c ifadelerini rakam sıkarak bulacaksınız. Şimdi biz 10 ile kaçı çarparsak 24'e yaklaşırız hocam? 2. Çünkü 3 desem 30 yapacak buraya aşacak. 10 kere 2'den 20'si burada gitti mi? Gitti. O zaman b'ye tabii gidene kalır 4. Yani a'mız 2 b'miz 4'tür. Aşağıdaki ifadeye geldiğimizde 100 ile neyi çarparsak 324 sayısına yaklaşıyoruz. Sanırım 3 çünkü 100 kere 3'ten 300'ünü burada kapatmış oluyoruz. Geriye ne kaldı? 24. Onla neyi çarparsam 24'e yaklaşırım? 2. 10 kere 2 20. O zaman C kaç kalıyor burada? 4. Yani A'mız 3, B'miz 2, C'miz de 4'tür. Kardeşler çözümleme dediğimiz konu özünde böyle bir konudur. Yani yapmanız gereken şeyler aslında sabittir. Önce basamak çözümlemeleri yapılır. Ondan sonra ise kurduğunuz denklem üzerinden bir takım rakamlar denerek cevap bulunur. Deyip az laf, çok iş yapalım. Hemen sorulara başlayalım mı? Hemen başlayalım hocacığım. Soru birdeyiz. AA, AB, BA iki basamaklı sayılardır nokta. Bak eğer herhangi bir soruda böyle bir tanım görüyorsan derhal ama derhal basamak çözümlemesi yapmak zorundasın. O zaman gel şimdi biz şu aşağıdaki denklemi çözümleyelim. 5 çarpı 10 A burada 1 A burada toplarsam 11 tane A var. 3 parantezinde hocam 10 A burada 1 A burada topladım 11 A artı 1 B burada 10 B burada topladım 11 B var? Evet işleme devam. 5 kere 11'den burası 55 adet A eşittir. Şu 3'ü içeri dağıtırsam 33A artı 33B oldu. Peki hiç ses bu denklemi buraya kadar geldik. Sence bundan sonra biz ne yapalım? 33 parantezini alalım öğretmenim. Her tarafı 11'e bölelim. 33 parantezini alırım. Her tarafı 11'e bölerim. Bak bir şey olmuyor gider bir daha İç ses. Bir tarafta A, öbür tarafta AB varsa bence A'lar bir yan, B'ler bir yan yaparsan daha sağlıklı olur. Yani burada 33 tane A'yı karşı tarafa eksi 33 tane A olarak atar isek 55'ten 33 çıkartırsam 22 adet A eşittir 33 adet B olur. Peki ses. Burada herhangi bir sadeleştirme var mı? Var. Kaça bölünüyor bunlar? 11'e böldüm. He. O zaman 11'e bölmüşüm. 2 tane A 11'e bölmüşüm 3 tane B. <laughs> evet güzel insanlar bu bizim işlem yeteneği konusunda 3. partta görmüş olduğumuz oran orantı konusu değil mi? Evet. O zaman hocacığım benim buradaki A'm B'nin önündeki kat sayıyı alır. Yani A eşittir 3K'dır. B ise A'mın önündeki kat sayıyı alır. Yani B'miz ise 2 tane K'dır ki işlem yeteneğinin faydalarını burada görüyoruz zaten. Peki Şimdi ben buradaki k yerine 1 versem olur mu canlarım? Olur. 3 kere 1, 3. 2 versem olur mu? Olur. 3 versem olur mu? Olur. Peki 4 versem olur mu? Olmaz. Çünkü 3 kere 4'ten a 12 çıkar. Buradaki a bir rakam olmak zorundadır. O zaman demek ki 4 veremiyorum. O zaman sen şimdi buradaki k'ya 1, 2, 3 değerlerini verdiysen bu soru sana 3 tane hikaye sorabilir. 1- A artı B en az kaçtır diyebilir. O zaman K yerine kaç yazarsın? 1. A artı B en çok kaçtır diyebilir. O zaman K yerine kaç yazarsın? 3. A artı B kaç farklı değer alabilir diyebilir. K'ya 3 sonuç bulduğun için cevaba 3 dersin. Peki soru ne sormuş? A artı B en çok kaçtır demiş. O zaman en çok diyorsa tabii ki de benim buradaki K'yı kaç seçmem lazım? 3. O zaman 3 üç kere 3'ten A'mız 9. 2 kere 3'ten B'miz 6. 9 artı 6'dan sorumuzun cevabı da en çok 15'tir hocam diyeceğiz. Şimdi bu k ile bu k aynı harf olduğu için ikisine de aynı değeri vermek zorunda mısın? Evet. Peki hocam ben bu b'nin k'sına 4 verseydim oluyordu. 4 kere 2 8. Ama canım benim yukarıda 3 kere 4'ten 12 oluyor. O yüzden bu tarz sorularda değer denerken her zaman katsayısı sayısı büyükten dere büyüğü sağlayan zaten küçüğü de otomatikman sağlayacaktır. Canlarım İlk atışımızı yaptık, ilk sorumuzu çözdük. Çözümleme dediğimiz konu işin özünde tam olarak böyle bir konudur. Şimdi gelin bununla ilgili 15-16 tane daha çözümleme sorusu çözüp bu bölgeyi temizleyelim. Evet canlarım ilk sorumuzu çözdük. Dediğim gibi konu çok önemli bir konu. Çok fazla pratik isteyen bir konu ki onu da fazlasıyla zaten sizinle burada yapacağız. Şimdi soru 2'ye bakalım. AB ve BA iki basamaklı sayılardır nokta. Bak. Bu tanımı gördüğün her yerde çözümleme yapmak zorundasın canım benim. E şimdi hocam çözümleyelim. Kaç tane A var? 10. Kaç tane A var? 1. 10 A'dan 1 A çıkartırsam 9 A. Kaç B? 1. Kaç B? 10. 1 B'den 10 B çıkartırsam eksi 9 B. Eşittir A artı B. Oldu mu cancağızım? Oldu. Şimdi baktık. Bir tarafta AB var. Öbür tarafta AB var. O zaman A'lar bir yan, B'ler bir yan. O zaman ben derhal bu A'yı bu tarafa eksi 1A, eksi 9B'yi bu tarafa artı 9B olarak atar isem. 9A'dan A çıkartırsam 8 adet A, 9B'ye 1B koyarsam 10 adet B oldu. Bak bu hale geldikten sonra varsa tabi ki de önce sadeleştirme yapacağız. Hocam 2'ye böldüm 4A, 2'ye böldüm 5B. Al sana bir oran orantı kalıbı daha Şimdi benim buradaki am B'nin önüne alır yani 5K'dır. B de A'mın önüne alır yani 4K'dır. Benim A 5K'ya B de 4K'ya eşit ise ben buradaki K'ya 1 versem olur mu canım benim? Olur. 5 kere 1 5. Bir rakam mı? Evet. Peki ben bu K'ya 2 versem olur mu? Hayır hocacığım. Çünkü 5 kere 2'den 10 yapar. 10 bir rakam değil. Çünkü bu soruda A da B de tek haneli olmak zorunda. O zaman K kesinlikle kaç oldu? 1. Oynamıyor. 5 kere 1'den A5 4 kere birden A 4'tür. E soru bana A çarpı B kaçtır demiş. O zaman 5 ile 4'ü çarparsak cevabımızda otomatikman kaç yapıyor? 20. Bakın az önceki sorumuzda K 3 tane değer aldığı için soru bizden bir etmen istemek zorundaydı. Hani toplamının en çok çarpımının en çok gibi değerlerini istemek zorundaydı. Ama bu soruda sadece bir değer bulduğumuz için haliyle bizden sadece bir şey istedi. A çarpı B kaçtır dedi. Çarptık da cevap 20 çıktı. Bitti gitti. Geldim soruyu 3'e. A, 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 B, B, A, B, B iki basamaklı sayılardır nokta. O zaman hocam derhal çözümleme. Çözümleyelim. 10A burada, 1A burada, 11A. 10A da burada, 21A. 1A da burada, 22A. Yani burada 22A daha var? B'lere bakalım. 1B burada, 10B burada, 11B. 10 burada, 21. 1 burada, 22. E B'lerde 22 tane var. O zaman ben bunu 22 parantezinde A artı B eşittir. 110 olarak yazarsam canım benim. Ve sonra her iki tarafı da güzelce 22'ye bölersem o zaman A ile B'nin toplamı 110 bölü 22'den 5 çıkar. Şimdi karşıma farklı bir denklem çıktı. Ne diyor bu? Böyleyse en büyük AB sayısı kaçtır diyor. E şimdi canım benim AB'nin en büyük olabilmesi için A'nın daha mı büyük olması lazım? Evet. E toplamları 5 ise ilk ses ben burada A'ya 5, B'ye 0 verebilir miyim? Yani en büyük sayı 50'dir diyebilir miyim? Hayır öğretmenim. Neden? Çünkü B0 olursa yukarıdaki BA ve BB sayısı 2 basamaklı olmaz. Ya, ya, ya. Şurada BB iki basamaklı dediği için A ile biz buna 0 veremiyoruz. O zaman A'ya maksimum 4, B'ye de 1 verirsek aradığımız en büyük AB sayısı kaç olmuş oldu canlarım? 41 olmuş oldu. Yani kardeşler çözümleme dediğimiz olayda siz o basamak analizini yaptıktan sonra karşınıza ya kalı denklem çıkar ya da bir temel kavram çıkar. Yani rakam deneme hikayesi çıkar. Bu konuda tamamen ama tamamen bundan ibarettir. Yeter mi? Yetmez. Daha bir sürü sorumuz var. Derhal soru dörde geçelim. Ama soru dörde geçtiğimizde önce bir amin diyelim hep beraber diyelim. Allah'ım inşallah sen bu kullarına bu sorunun aynısından nasip edersin ya Rabbim. Amin. Amin. Diyen kardeşlerimiz amin yazarlarsa aşağıdaki yorumlara üzülürüm. Üzülürüm. Amin. La yazarsan çekiyorum. üzülürüm. Sen şey sandık değil mi? İnşallah. Saçmalama o kadar basit bir soru gelemez. Şimdi ABC birer rakam bunu vermiş. ABC çarpımını sormuş. Sık. Sen iki yüzde neyi çarparsan altı yüz kırk yaklaşır ses Üç. Uf Güzel. 600'e gitti. Kaldı 47 yedi. Onla neyi çarparsan kırk e yaklaşır? 4 Üff. 40'ı da gitti. C'ye ne kaldı? 7. Evet 7. O zaman A3, B4, C7. 4 kere 3 12. 12 kere 7'den cevap da çiçekler gibi 84'tür. Ama bu sorunun gelme ihtimali için bir daha söylüyorum. avcunu yalarsın. Öyle bir ihtimal yok. Peki hocam bu soruyu buraya o zaman niye koydun? Çünkü canım benim şimdi rakam sıkma bölgesine doğru geliş yapıyoruz. Önce bir pratik ondan sonra soru çözeyim istedim. Bak mesela soru 5 gelebilir. AB2 ile 2AB3 basamaklı sayılardır nokta. Çözümleriz hocam. Çözümleyelim. Kaç A? 100. Kaç A? 10. Toplarsan? 110'a. Bunu seninle çözelim İzzet. 10B burada. 1B burada. 11B. 11 Bu kaç? 2. Bu kaç? 200. Heh. Değil mi basamak değerine göre? Yani 202 mi yaptı? Evet eşittir. 466. Hocam. 202'yi karşıya eksi 202 olarak atarsam 110 adet A artı 11 adet B ben çıkartırım iç 264 yapıyor. Sonra ne yaparım? A'ya değer verelim hocam. A kesin 2. Bravo. 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 Senden peki benim beklentim neydi? Hocam burayı 11 parantezine alırım. E aldın. 11'e bölerim. E böldün. Sonra ne yapacaksın? Değer vereceksin. Ünlü düşünür Cübbeli Ahmet ne demiş? Ölünce geleceksin musallaya. Madem değer vereceksin baştan beri kardeş. 110 ile neyi çarparsan 264'e yaklaşırsın. Tabii ki 2. Çarptım 220'si burada gitti mi? Gitti. Geriye kaldı. 44. O zaman 11 ile neyi çarparsam 44 olur? 4. Yani A ile B'nin toplamı o zaman 2 artı 4'ten kaç yapar canım benim? 6. Ama bir ihtimal daha var. O da ne dersin? İkinci yol. Hemen eline kalemi al, not yaz. Peki. Eğer sonuç belli ise yaz. Eğer sonuç belliyse. Sonuç belli den kastım. Mesela burada 466 yazıyor. Rakam belli mi? Belli. Alt alta da işlem yapılabilir. Yani sen A B 2 ile 2 A B. Sayılarını toplamışsın ve cevap 466 mı çıkmış canım benim? Evet. E o zaman ben şimdi 2'ye kaç koyarsam 6 yapar? 4. B direkt 4. B4. E ben 4'e ne koyarsam 6 yapar? 2. O zaman A da 2'dir. Gördüğün gibi sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman 2 artı 4'ten cevap kaç? 6. Şimdi diyeceksin ki hocam madem böyle bir yol vardı bize birinci yolu niye verdin? Ya gülüm sen şimdi burada basamak çözümlemesini öğren. Tamam mı? İyice özümse. Ondan sonra bir soruda eğer rakamsal olarak sonuç belliyse alt alta da işlem yapabileceğin sana ondan sonra söylenmeli. Yani özü çözümleme ama bazen bazı sorularda böyle kısa yollarda karşına gelebiliyor. Evet şu an 5 adet soru çözdük canlarım. Daha çok sorumuz var dediğim gibi bu konu güzel bir konu. Çok soru olmasının sebebi bir Konuyu iyice öğren. 2. Konuda hızlan diye canım benim. Gel o zaman hemen 6. soruya geçelim. Yapalım. Evet kardeşlerim soru çözmeye devam ediyoruz. Soru kaçtayız? 6'dayız. Hocam ABC, B, C, B, C, A, C A, B, 3 basamaklı sayılarının toplamı 1443'tür. Buna göre ABC çarpımının en büyük değeri kaçtır demiş hocam. O zaman şimdi ben bunu bir yazayım. ABC B, C artı B, C, A, artı C, A, B, toplamı 1443. 3 basamaklı rakamları farklı diyelim buraya. Bunların toplamı 1443 ise 100 burada, 1 burada, 10 burada, 111 tane A var. 10 burada, 100 burada, 1 burada, 111 tane B var. Kısacası hepsinden 111 tane var. O zaman burası 111 parantezinde A artı B artı C eşittir 1443 olur mu canım benim? Olur hocam. E bundan sonra her iki tarafı da güzel güzel şöyle 111'e 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 bölersem o zaman A, B, C. Toplamım otomatikman 13 çıktı. Şimdi buraya kadar geldik. Çözümlememizi yaptık. işlemimizi çözdük. Şimdi bizden istenen şey ne? ABC çarpımının en büyük değeri. Şimdi bu çarpımın en büyük olabilmesi için canım benim A'nın da B'nin de C'nin de büyük olması lazım. E şimdi bunların toplamları da 13 ise sayıların birbirine nasıl durması lazım? Yakın. Şimdi ben buraya rakamları farklı ifadesini ekledim mi? Ekledim. Şimdi birbirine en yakın hangi üç sayının toplamı 13 yapar bunu bulacağız. Bakalım. Hocam 5 4 4 versem. Gayet yakın. Hatta aynılar mı? Evet. Ama ben bunu alamam çünkü sana rakamları farklı ifadesini ekledim. O zaman şöyle yapsam buna 6 desem. Geriye ne kaldı canım benim? 7. O zaman o 7'yi ben öyle bir parçalayayım ki gene birbirine yakın dursunlar diyorsam nasıl parçalarım? 4'e 3 parçalarım. Şu an yakınlığı gayet tatmin edici mi? Bence edici. O zaman 6 kere 4 24. 24 kere 3'ten cevapta ne yapacak? 72. Ama soru bana rakamları farklı demeseydi 5 kere 4 20. 20 kere 4'ten cevap o zaman ne olurdu? 80. Sence böyle bir sordun şıklarda 80 olur mu? Banka olur hocacığım. O yüzden burada yukarıda yazan ifadeye dikkat etmek zorundasın canım. Evet. Geldim bir sonraki soruya. 3 basamaklı ABC doğa sayısı 2 basamaklı AB doğal sayısından 326 fazladır. O zaman ABC C. AB'den 326 fazla ise ben direkt bunların arasındaki fark 326'dır diyebilir miyim? Derim. Gerisi çözümleme. Hocam kaç A var? 100. Kaç A var? 10. Çıkartırsam kaç A kalıyor? 90 tane A. Hocam kaç A var? İşte B var. 10. Kaç B var? 1. 10 B'den 1 B çıkartırsam sanırım artı 9 B kalır. Hocam kaç C var? 1 C artı C. Eşittir 326. Bundan sonra yapacağın tek şey rakam sallamak. Yani ben 90 ile... Neyi çarparsam 326'ya yaklaşırım? Bunu bulacağım. Şimdi 4'ü çarpsam 360 yapıyor aşıyor. O zaman 3 dedim. 9 kere 3 27. Yani 270'ini burada kapattım. Geriye kaç kaldı hocam? 56. Peki 9 ile neyi çarparsam 56'ya yaklaşırım? 6. Çünkü 9 kere 6 54 yapar. O zaman C'ye bu durumda kaç kalır canım benim? 2. Bittim. Benden istenen şey ne? ABC toplamı. O zaman 3 artı 6 artı 2'den sanırım topladığımızda cevabımız 11 yapar. Evet canlarım gördüğünüz gibi çözümleme aslında güzel bir konu. Ben şahsen bu konu çözerken zevk arıyorum. Umarım sen de çözülürken zevk alıyorsundur diyelim. Yani çözümleme gerçekten çok önemli banko bir tane sorusu geldiğini zaten başta söylemiştik. Hemen soru 8 ile devam edelim. KLM 3 basamaklı sayısı, LM 2 basamaklı sayısının 41 katıdır. Hemen kuruyorum. KLM eşittir 41 tane LM. Buna göre KLM'nin en küçük değeri nedir demiş. Bak gülüm. Şimdi sen bana bunun çözümünü yaparken 100K artı 10L artı M diye açabilir misin? Gayet tabii açabilirsin. Ama istersen şu yolda cebinde bulunsun. LM, LM. Aynı yerdeler mi? Evet. O zaman çözümlerken LM'ye elleme. Yani bunu çözümlerken 100 tane K yaz. Eyvallah. Artı LM yaz. Eşittir 41 tane LM. Şimdi hocam ben burada LM'yi karşıya alırsam eksi 1 tane LM'den sanırım 100 adet K 41'den bir çıkartırsam 40 tane LM 2 basamaklı sayısına döndü. Sonra 20'ye böldüm 20'ye böldüm. 5 tane K eşittir 2 basamaklı LM sayısının tam 2 katına eşit oldu. Şimdi KLM'nin en küçük değerini arıyorsam ben K'ya minimal değer vermek zorundayım. Şimdi ben bu K'ya 1 versem 5 kere 1 5. 2'ye zaten bölünmüyor. 2 versem 5 kere 2 10. On. Onu 2'ye bölersem 5. Ama LM 2 basamaklı bir sayı olduğu için K'ya 2 veremiyorum. 3 versem 5 kere 3 15. 2'ye tam bölünmüyor. Ama 4 versem 5 kere 4 20 yaptı hocam. Şimdi 20'yi 2'ye bölersem LM 2 basamaklı sayısına ne düştü? 10. Olmasının bir sakıncası var mı? Yok. O zaman en küçük KLM sayısı 410 yapar. Eğer ki bu soru bana bunun rakamları toplamını sorarsa da 4 artı 1 artı 0'dan sanırım sorumuzun cevabı otomatikman 5 yapar. Evet canlarım çözümleme yaptık. Çözümleme de istersek son sorumuzlara ne dedik? LM iki basamaklı sayısı aynı yerde ise oraya ellemeden de bu soruyu çözebiliriz dedik. O zaman soru çözmeye devam ki. Evet canlarım çözümleme konusuna devam ediyoruz dediğim gibi. Konu biraz geniş kapsamlı. Bunun daha çarpmaları toplama çıkartmaları var onlara da geçeceğiz. Ama önce bunları bir temizleyelim. Soru 9 mesela potansiyel bir sınav sorusu. X'ye iki basamaklı sayı olmak üzere bu sayının sağına 2 yazılarak elde edilen sayı ile şimdi x, y'nin sağına 2 yazdık mı? Yazdık ile. Soluna 2 yazılarak elde edilen sayının x, y'nin hemen soluna 2 yazdık. Farkı 504 ise yani aradaki fark eşittir 504 ise x, y sayısı kaçtır demiş. Şimdi canım benim burada 100x var burada 10x var. Çözümleme yaparak bu soruyu çözebilir miyim? Çözerim hocam. Ama ben ne demiştim? Eğer sonuç belli ise alt alta da işlem yapabiliriz demiştim. Ben bu soruyu şöyle çözsem. X, 2. 2, X, Sayısının arasındaki fark 504 desem. Gel seninle beraber rakamları bulmaya çalışalım. Şimdi 2'den ne çıkarsa 4 kalır? Hiçbir şey. Komşumdan aldım. 12'den ne çıkarsa 4 kalır canım benim 8. O zaman demek ki benim Y değerim kaçmış? 8. Peki. 2'den 8 çıkmaz. 12'den 8 çıktı 4 kaldı. O zaman burada ne kaldı canım benim? 7. Peki ben 7'den ne çıkartırsam cevabım 0 olur acaba? 7. O zaman x'imiz de bu durumda ne oldu? 7. 7'den 2 çıkarsa 5'i de sağladı mı? Sağladı. O zaman x, y 2 basamaklı sayısı. x, 7, y 8 ise bu durumda otomatikman ne olmuş oldu canım benim? 78 olmuş oldu. Aa bak soruyu çözdük şu anda. Soru 10. 10 numara bir soru. O yüzden zaten onda biraz gıcık bir soru. AB ve CD iki basamaklı sayılardır nokta. Doğrudur. AB çarpı CD. Çarpımında A'nın değeri 2 arttırılır. Bak gülüm. Buradaki A hangi basamakta? Onlar basamağında. Eğer sen bir sayının onlar basamağını 2 arttırırsan oranın cevabı tabii ki de kaç artar? 20 artar. Yani AB artı 20. C'nin değeri 2 azaltılırsa C hangi basamakta hocam? Gene onlar basamağında. Onlar basamağını 2 azaltırsam cevabım otomatikman kaç azalır? 20. Yani C'de eksi 20. Azaltılırsa çarpımın değeri yani şu çarpım 120 azalıyor diyor. Şimdi başta bu çarpımım var. A'yı 2 arttırıp C'yi 2 azaltınca Sonuç eğer 120 azalıyor ise ben gene bunların ikisinin arasındaki fark 120'dir diyebilir miyim hocam? Diyebilirim. Ama kardeş bunları çarparken işte A, B ile CD, AB ile 20, 20 ile D, 20 ile 20 seni biraz rakamsal olarak zorlayabilir. O yüzden bence ne yap biliyor musun? Git burada AB'ye, X, y Y'de. O zaman hocam burası X çarpı Y. Eksi. Ben buna X demiştim. Burası X artı 20. Ben buna y demiştim. O zaman burası da y eksi 20. Eşittir 120 oldu mu can Oldu. Gerisi tamamen senin dört işlem yeteneğine kalıyor. Şimdi x çarpı y'yi ben buraya yazdım. Dağıtıyorum. x de y'yi çarptım. Eksi x y. x de 20'yi çarptım. Eksi 20 x. Ama önünde bir eksi daha var. Bu buranın hepsine ait. Eksi 20 x ile eksiyi çarparsam artı 20 x de buradan gelir mi? Gelir. Hocam 20 kere y 20 ye, artı ama önünde eksi olduğu için ve bu hepsine ait olduğu için eksi 20 tane y gelir mi? Gelir. Hocam 20 ile 20'yi çarparsam 400 ama eksi 400. Bir eksi de önünde var o zaman artı 400 eşittir 120. Bu hale geldik mi? Geldik. E şimdi hocacığım x y eksi x y birbirini 20 gir. Ben bu 400'ü karşıya eksi 400 olarak atarsam şurası 20 parantezin x eksi y eşittir. 400'den 120 çıkartırsam 280 ama eksi 280 olur. Hocam birer sıfır patlatır. Her iki tarafı da güzelce ne 2'ye bölersem. X eksi Y 28 bölü 2'den 14 ama eksi 14 olur. Peki bu adam ben de bu soruda ne istemiş? CD eksi AB'yi istemiş. Yani Y eksi X'i istemiş. E canım benim x eksi y'nin cevabı eksi 14 ise y eksi x bunun tam tersi olduğu için cevap haliyle otomatikman ne olacak? 14. Yanardığımız cevap o zaman 14'tür. Kardeşler gördüğünüz gibi çözümlemelerimizi yaptık. Çözümlemenin üzerine 10 da 10 numara bir soruyla da çözümümüzü yaptık. Şimdi geldik artık biraz da hikayeli soru çözümlemelerine. Ki şu an geçeceğimiz bölge kitaplarda çok fazla olan ama devlet tarafından çok fazla tercih edilmeyen bir bölge haberiniz olsun. Şimdi soru 11. Rakamları farklı ve birbirinden farklı 3 basamaklı 3 doğal sayının toplamı 556 ise bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olabilir? En küçüğü en az kaç olabilir? Yani şu an geçtiğimiz bölge büyüğün daha da büyük, küçüğün daha da küçük olduğunun istendiği bölge. Şimdi ne yapacağız? Kaç tane sayımız var? 3. O zaman hocam ben şöyle şablonumu oturtturayım. 3 tane sayının toplamı 556. Burada sana lazım olan şey aslında biraz da Türkçe. Şimdi sen bu sayılardan en büyüğünün en çok mu olmasını istiyorsun? Evet. Hocam ben buna x diyeyim ve bunun büyük olmasını isteyeyim mi? İsteyeyim. O zaman mantıkken bunun büyük olmasını istiyorsam diğerlerine ne vermek zorundayım? Küçük. Değil mi? Şimdi normal şartlarda 3 basamaklı en küçük sayı nedir? 100. Peki bu soru bana rakamları farklı demiş mi? Demiş. O zaman ben buraya ne yazarım? 102. Peki. Bu soru bana birbirinden farklı demiş mi? Demiş. Bak gülüm birbirinden farklı demek... ...buraya 102 yazdıysan buraya 102 yazamazsın demek. O zaman hocam ben buraya ne yazarım? 103 yazarım. Baktığım zaman kendi içinde rakamlar farklı mı? Farklı. Kendi içinde rakamlar farklı mı? Farklı. Sayılar birbirinden farklı mı? Farklı. Bitti. Bundan sonrası toplama çıkartma. Sen 102 ile 103 toplarsan... ...205 artı x eşittir 556 olur... Hocam 205'i karşıya eksi 205 olarak atarsan sanırım x'in cevabı buradan otomatikman 351 olur. Yani en büyüğü en çok kaçmış o zaman? 351. Peki. 3 basamaklı birbirinden farklı. 4 tam sayının toplamı 3144 ise. Hmm. Şimdi 4 tane sayı var toplamı 3144. Bu sayılardan en küçüğü en az kaçtır? Şimdi. Ben gene buna x diyeyim ve bu sefer de bunun en küçük olmasını isteyeyim. Mantık kendi yerlerinin ne olması lazım canım benim? Büyük, büyük, büyük. Çünkü bu sayılar ne kadar büyük? Bu sayı o kadar küçük kalır. Şimdi 3 basamaklı en büyük sayı normalde nedir? 999. Peki bu soru bana rakamları farklı demiş mi hocam? Hayır. O zaman 999. Peki bu soru bana birbirinden farklı demiş mi hocam? Demiş. O zaman buraya ne yazarım? 998. Buraya ne yazarım? 997. Yani burada dikkat edeceğimiz nokta o zaman ne olmuş oluyor canlarım? Rakamları farklı mı demiş? Hem rakamları farklı hem birbirinden farklı mı demiş? Yoksa hiçbir şey dememiş mi? Yani Türkçesini iyi analiz etmemiz gerekiyor. Buradan sonrası tamamen toplama çıkartma. Bunların üçünü sen kendini yorma. Ben toplarım. 2994 Artı x eşittir 3144. Bunu karşıya sen kendini yorma. Ben atarım. Eksi 2994 diye. O zaman ikiz buradan çıkartırsam kaç çıkar? 150. Demek ki en küçüğü en az kaçmış? 150. Evet canlarım bir tahtanın daha sonuna geldik. Ama ve lakin bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Şu en son çözmüş olduğumuz iki tane soruda kitaplarda bazen en büyüğü en az kaçtır? En küçüğü en çok kaçtır? Gibi sorular göreceksiniz. Onlarda da beş sayı varsa beşe bölüp Robin Hood gibi birini al birini ver birini al birini ver. Gelmez. Sen sen de gelmez. Kıvılcım çıkarsan da gelmez. Kafanı duvarlara sürt sen de gelmez kardeş. Burada sana gelecek olan nokta. Ne? Başta söyledik basamak çözümlemesi. En önemli nokta zaten orası canım benim. Evet canlarım artık geldik ki bölgenin yavaş yavaş sonuna hocacığım. Bakalım soru 13 hatta soru 14 hatta soru 15 bizden ne istemiş? Üçü de aynı şeyi istemiş ama farklı farklı şekilde istemiş. Okuyalım ne demiş? En az 3 basamaklı. Abicim o zaman direkt ABC yaz. Mesela 4 basamaklı derse de ABCD yaz. 10 tane sayıdan her birinin birler basamağı 2 azaltılıyor. Onlar basamağı 1 azaltılıyor ve yüzler basamağı 3 artırılıyor. Buna göre bu 10 sayının toplamı nasıl değişir? Bak canım benim. Bunu çözerken bence şöyle davran. 10 tane sayı demiş ya. Evet, 10 sayı değil. Sadece bir sayı için düşün. Şimdi sen bu sayının birler basamağını 2 azaltırsan cevap tabii ki de 2 ne olur? Azalır. Onlar basamağını 1 azaltırsan. Şimdi ben buraya 470 yazdım. Onlar basamağında ne var? 7. Biraz azaltırsam ne olur? 460. Kaç azaldı? 10. O zaman buradaki artış veya azalış ifadenin basamak değerine göre değişir diyebilir miyiz hocam? Evet. Yani sen bunun onlar basamağını bir azaltırsan o zaman cevabın otomatikman 10 azalır canım benim. Yüzler basamağı ise 3 arttırılıyor. O zaman yüzler basamağını 3 arttırırsan cevabın galiba sanırsam 300 ne olur? Artar. Şimdi Bunların üçünü bir araya toplar isek, kaosta toplamak demek çıkartmak demektir. 300'den 12 çıkartırsak ne kalır canım benim? 288. Ne olur peki? Artar. Peki. Bir tanesi için 288 artıyor ise 10 tanesi için kaç artacağını nasıl bulurum? Tabii ki de 10'la çarparak. Bunu da 10 ile çarparsam o zaman cevabım 2880 artar diyeceğim. Yani buradaki olay o zaman ne canım benim? Bir tanesi için düşünüp 10 mu demiş? 10 ile çarpıp cevabı öyle buluyorsun. 20 mi demiş? O zaman 20 ile çarpıp cevabı öyle buluyorsun diyeceğiz. Şimdi geldik soru 14'e. Soru 14 aslında soru 13'ün yansıması sadece tipsel değişikliği olan bir soru. Diyor ki 5A4. 3 basamaklı sayısı 35 ile çarpılıyor. A 2 artarsa çarpım ne kadar artar hocam demiş. Ya şimdi canım benim buradaki a onlar basamağında değil mi? Evet. Sen bunu iki artırırsan buranın cevabı 20 artmaz mı? Evet. Kapattım. Bir tanesi için 20 artıyorsa 35 tanesi için kaç artacağını nasıl bulursun? beşte çarparak. Peki. Bir sayıyı 35 ile çarpmak demek aynı şeyden 35 tane yapmak mı demektir hocam? Evet. O zaman bir tanesi için 20 artıyorsa 35 tanesi için direkt 35 çarpı 20'den cevap otomatikman 700 artar. Der soruyu kapatırsın. Yani aslında bunun mevzusu bu ilk sorduğum mevzusuyla tamamen aynı. Sadece işlemsel bir söylemde değişiklik yapılmış. Mesela soru 15. En çok karşıta çıkan kalıplardan bir tanesi. Bir öğrenci 3 basamaklı bir sayıyı 5 ile çarpıp sonucu 2340 buluyor. Mesela ABC'yi 5 ile çarpıp 2340 bulmuş. Fakat işlemi kontrol ederken onlar basamağındaki 9 sayısını yanlışlıkla 6 görmüştür. Demek ki o ara bu soruya tersten mi bakıyor ne yapıyor bilmiyorum ama 9'u 6 görüyor. Rakamı doğru görseydi sonucu kaç bulurdu? Şimdi muhtemelen 2340'ı 5'e bölüp 468 bulacaksın. 468'deki 6'yı çevirip 9 yapıp 498 ile 5'i çarpıp doğru cevabı bulacaksın ya. Gerek yok. Çünkü bu soru az önceki sorularla aynı. Şimdi onlar basamağındaki 9'u yanlışlıkla 6 mı görüyor? Evet. Yani 90 iken 60 mı görüyor? Evet. O zaman eksik mi görüyor fazla mı görüyor? Eksik. Çünkü 90 iken 60 görüyor. Kaç eksik görüyor? 30 eksik görüyor. 30 eksik gördüğü yetmiyormuş gibi bir de bunu girip 5'te mi çarpmış? Evet. O zaman hocam burası 30 kere 5'ten 150 eksik hesaplanmıştır. Sen şimdi burada doğru cevabı aramıyor musun? Evet. O zaman 150 eksik hesaplanmışsa bunun üzerine 150 eklersem 0, 9, 4, 2 o zaman cevabı 2490 bulur. Der sorunu kapatırsın. Şimdi canım benim bu kalıp yani şu an çözmüş olduğumuz 3 tane soru ÖSYM tarafından çok tercih edildi mi? Yani 2023 yılında ya da 22 yılında DGS'de buna benzer bir aslında hikaye soruldu. Ama aşırı da tercih edilen bir nokta değil. G de cebinde bulunsun canım benim. Deyip soru 16'ya geçiyorum. ABC sıfırdan farklı rakamlar. Bunu vermiş bunu vermiş. Bu koşulu sağlayan kaç tane 3 basamaklı ABC sayısı vardır demiş canım benim. Şimdi kaç tane çoğul bir cümle mi? Evet. Matematikte çoğulluk varsa ne yapıyorduk? Rakam deniyorduk. Şimdi burada A bağlı B C'ye bağlı. En dipte C kaldığı için C'den deneyek mi? Deneyek. Şimdi bunlar sıfırdan farklı dediği için ben bu C'ye 1 verdim. 3 artı 1'den B ne oldu? 4. 4 artı 2'den A ne oldu? 6. Bir tane buldum. 2 verdim. 3 artı 2'den B ne oldu? 5. 5 artı 2'den A ne oldu? 7. Şimdi normal bir insan ne yapar? 6, 7, 8, 9 der. Cevap 4 tanedir deyip soruyu kapatır. Değil mi? Ama bu öğrenci sınava hazırlanan bir KPSS öğrencisi ise bu sorunun cevabının 4 olduğunu bilse bile Hocam 3 verdim. 3 artı 3 6. 6'ya 2 koydum 8 ne kadar doğru düşünmüşüm. 4 verdim. 4 artı 3 7. 7'ye 2 koymuşum 9. Vallahi ben çok doğru düşünmüşüm deyip bir ruh hastası gibi bunların hepsini dolduruyorsun. Sebep ne bileyim belki devlet bile senin kağıdına bakacak, seni kontrol edecek diye düşünüyorsun bilmiyorum ama sebepsiz hareketlerde çok bulunuyorsun canım benim. Evet. Kardeşlerim ilk partımızın sonuna geldik. Şimdi buradaki yaptığımız işlemlerde çözümlemelerden bahsettik ve bir takım tekniklerden bahsettik. İkinci bölgemizde ise önemli olan yer yani çarpma, toplama, çıkartma, alt alta yapılan işlemlerden bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenliklerle kalın.